Merhaba para bilgi kanal izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul açılış gününde yukarıdayız. Evet arkadaşlar yeni bir kamuya aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Saat 10.12'de kamuya bildirildi bu haber. Lütfen e, burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi maddi duran varlık alımı yüksek miktarda bir fiyat ödeyerek Vestel bir duran varlık almış. Hissenin son durumunda videonun sonunda sizlere belirteceğim. Yani bugün bu kap açıklaması ile birlikte hisse ne olmuş bir görelim arkadaşlar. Maddi duran varlık alımı yapılan güncelleme mi açıklama? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Evet diyor. Alıma konu maddi duran varlığı niteliği arsa ile üzerinde yer alan bina. Alman maddi konu alan varlığın mevki yüz ölçümü Manisa ili organize sanayi bölgesi 3. kısım 3307 ada 34 nolu parselde kayıtlı 107.148.5 metrekare yüz ölçümlü arsa ile söz konusu arsa üzerinde yer alan bina. Evet 107 dönüm bir yer. Yönetim kurulu kararı 12. 16. 2022. Evet diyor çoğunluk anay vermiş. Toplam alım bedeli 674 milyon TL. Evet arkadaşlar görüyorsunuz KDV hariç 674 milyon TL. Devam ediyorum. Şuradan okuyayım. Alım koşullar peşin keşi ödemiş şirket. Şirketin hakim ortağı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anam Şirketi'nin aktifinde olup halen kiracı sıfatıyla şirket tarafından kullanılmakta olan arsa ve binanın mevcut yatırım planlar çerçevesinde faaliyetle de kullanılması amacıyla satış yoluyla devralınması amaçlanmıştır. Söz konusu varlık alımının şirketin faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir. Evet bulundukları yeri satın almış Vestel. Karşı taraf Vestel Elektronik Sadar ve Cihaz Anlam Şirketi. Bir dakika. Yani Vestel Beyaz Eşya arkadaşlar Western Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden arsa satın almış. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin %80.66'sına sahiptir. evet. Önemli nitelikli de işlem değildir. Pazar yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı düzenlenmiş şey, değerlendirme raporu. Aden 692 milyon TL vermiş. Çelen 656 milyon TL vermiş ki deva hariç. Her, her iki raportada da tespit edilen değerlerin ortalaması alınmıştır. 692-656 vermiş. Bunlar kaç almıştı? 674 almışlar. Yani Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Vestel Beyaz Eşya'ya arsa satmış arkadaşlar. Olay bu. Yönetim kurulumuzun 16-12-2020 tarih toplantısında hakim olduğumuz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şirketi'nin aktifinde olup halen kiracı sıfatıyla kullanmakta olduğumuz Manisa ile Organize Sanayi Bölgesi 3. kısım 3307 ada 34 nolu parselde kayıtlı 107.148.5 metrekare yüzü ölçümlü arsa ile söz konusu arsa üzerinde yer alan bilanın SPK lisanslı Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Çelen Ayrımenkul Değerleme ve Danışmanlık Anam Şirketi'nin 12-16-2020 tarihli değerleme, değerleme raporlarında tespit edilen değerlerin ortalaması olan 674 milyon TL KDV hariç bedel üzerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden satış yoluyla devir, alınmasına ve satış bedelinin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Evet arkadaşlar. İş boşluğunun İngilizcesi de bulunuyormuş. Türkçesi e, esas kabul edilecekmiş. Anladığınız gibi Vestel Elektronik Sanayi ve Alım Şirketi'nin bir ar arsasını Vestel Beyaz eşya satın almış. 670 milyon lira para ödemiş bunun için. Evet şirket içerisinde bir varlık el değişimi olmuş. Yani resmi kurumlar için kullanılmak amacıyla yapılmıştır büyük ihtimalle bu. Evet arkadaşlar şimdi bir görelim bakalım hisselerin durumu. Evet Vestel 2.92 ile yukarıda bugün endeks üstü bir gelire sahip. West beyişler arkadaşlar, Vestel beyaz eşya ise 1.51 yukarıda, o da endeks'e yakın paralar devam ediyor, endeks de biraz yüksek. Şu anda gerçi borsa İstanbul son 15 dakikadır bakmadım ama yüzde 1.51 ile yukarıda. İkisi de pozitif ivme yakalamış şu anda arkadaşlar. Zaten normal, Wester, Wester'in normal, 2.5 üzeri olması önemli. Evet dostlar. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.